Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var: sarı, kırmızı, yeşil. Üçünün markaları da Altın Başak, 50 numara. Yazmamın markası Cenk, kırmızı. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben önceden bu şekilde zürafalarımı yapmıştım ve ara kısmını da fil dişleriyle süsleyeceğiz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Bir zürafa yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Çıkarken hafif ipimizi bol bırakalım. Tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Evet, hemen yine birinci zürafamıza batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın şöyle tepesine çıkıyorum. Çıkarken ipimizi hafif bol bırakalım. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde arasında biraz daha küçülteceğim bunu. Evet. Bu şekilde arasında, modelimizin arasında fil dişleri yapıyoruz. Modelimizin arasında şöyle 5 tane boş zürafa yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane boş zürafa arada bırakıyoruz. 4 tane zürafa da modelimiz için kullanacağız. 1 modelimizin alt kısmı için. 2 yazmam çok ince, hafif açılma olmuş. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5 arada 4 de modelim için. 1, 2, 3, 4'üncünün başına geri dönüyorum. Bu şekilde. Birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinciye batıyorum. Üçüncü zürafama batıyorum. 4 zürafadan 3'e indik. Tek tek eksilecek zürafalarımız. Birincinin başına geri dönüyorum. Hemen birinci zürafama batıyorum. İkinci zürafama batıyorum. Zürafa sayımız 2'ye indi. Hemen birinci zürafama geri dönüyorum. Burada bir zürafam kaldı. Ona batarak burada bir yuva oluşturuyorum. Yuvamız bu şekilde olacak. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Tekrar yuvamızın içine batarak önce bir minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Çok büyük olmasın. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Yukarı çıkıyorum. İniş ipimizin başına batıyoruz. Tekrar ara kısma batarak bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Tekrar inmiş olduğum ipimin tepesine çıkıyorum. Ara kısma batarak yine pırpır yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Tekrar ara kısma batarak
Bir pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen yuvamın içine iniyorum. Şöyle önce ayarlayalım. Bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Şöyle düzenli bir şekilde. Hemen buraya yuvamın içine batarak burada minik bir pırpır yapıyorum. Biraz daha küçülteceğim. Evet, pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Minik bir pırpır daha yapıyorum. 3 oldu. 1, 2, 3. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır daha yapıyoruz. Şöyle bu pırpırımızı biraz büyük tutacağız. Bu şekilde. Hemen birinci pırpırıma batarak aşağıya iniyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde birinci dalımızı tamamladık. Aynı ebatlarda, aynı boyutlarda bir tane dal daha yapıp hemen geleceğim. Evet, bu şekilde ikinci dalımı da yapıp bitirdim. Şimdi hemen birinci zürafama, modelimin altının zürafasına, alt kısımdaki birinci zürafaya batarak aşağı indim. Hemen ikinciye batıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve zürafamın içine iniyorum. Bu şekilde inişimizi de ipimizi koparmadan sağlamış olduk. Şimdi bu tarafa da ben 5 tane boş zürafa yapacağım. Birkaç tane fil dişiyle süsleyip gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet, yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben model çıkardığım için 4 tane fil dişi uygun gördüm. Şimdi hemen ikinci aşama olarak kırmızı ipimi taktım. Sizler yazmanızın rengine göre ip kullanacaksınız tabi. Hemen pırpırımın şöyle tepesini batarak, içine batarak 2 düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Yine pırpırımın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum. Minik minik pırpırlar. Bir. Şöyle göstereyim iyice. Bir. İki. Şöyle aşağıya doğru incele. Şöyle 3 ve 4. 4 tane pırpır yaptıktan sonra birinci pırpırımın başına geri dönüyorum. İpimi ayarlıyorum. Bu şekilde. Hemen birinci pırpırıma batarak zürafalar yapıyorum. Önce zürafamı bir tane yaptım. Diğer pırpırıma geçiyorum. Şöyle sondaki pırpırıma geçiyorum. 4 pırpırdan 3 zürafa elde etmiş olduk. Hemen birinci zürafama geri dönüyorum. Şöyle şuraya ayarladım. Hemen birinci zürafama batıyorum. İkinci zürafama batıyorum. Birinci zürafama geri dönüyorum. Hemen bir tane zürafam kaldı. Ona da batarak tepede son bir zürafa kaldı. O zürafama da şöyle batarak 2 düğümle birinci bademimi bitiriyorum. İyice sola doğru kaydıracağız. Şimdi ben buradan ipimi keseceğim.
Hemen diğer günüm için geleceğim. Evet, ipimi kestim. Şimdi yine aynı kırmızı rengimi alıyorum. Yine aynı yeşil pırpırımın içine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Yine yeşil pırpırımın içine 4 tane pırpır yapıyoruz. Minik 1, 2, şöyle 3 ve 4. 4 tane buraya pırpır yaptım. Birinci pırpırımın başına geri dönüyorum. Hemen tek tek pırpırlarıma batarak şöyle zürafalar yapıyorum. Hemen diğer zürafama geçeceğim. İpimi ayarladım. Diğer pırpırıma batarak ikinci zürafamı yapıyorum. Ve sondaki pırpırıma üçüncü zürafamı yapıyorum. Birinci zürafamın başına geri dönüyorum. 3 tane zürafamız olmuştu. Hemen bir tane yine zürafa yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Zürafa sayım 2'ye düştü. Birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Ve tepedeki zürafama batarak 2 düğümle ikinci bademimi de bitiriyorum. Hemen ipimi keseceğim. Üçüncü rengimi alıp geleceğim. Evet, üçüncü rengimizi sarı kullanacağız. Şimdi burada ipimde açılma olmuş. Şurayı keseceğim. Hemen burada bakın birinci pırpırımıza, bademimizin pırpırına batarak 2 düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen diğer bademimin pırpırına batarak burada minik bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi burada yine yuvamın içine batarak burada pırpırlar yapacağım. 1, 2 ve 3. Alttakiler 4 pırpırdan yapmıştık. Üstünü de 3 pırpırdan yapacağız. Hemen birinci pırpırıma geri dönüyorum. Şimdi pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. Birinci pırpırıma battım. İkinci pırpırıma batıyorum. 2 tane zürafam var. Birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Tepede son zürafamız. Son zürafada da batarak 2 düğümle şöyle minik bademimi burada da bitiriyorum. Bu şekilde birinci gülümüzü bitirdik. Şimdi ben ara kısmını yapacağım. Sonrasında aynı gülden, aynı yapmış olduğumuz gülden bir tane de buraya uygulayacağım. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Ara kısmının süslemelerine geçelim. Şöyle fil dişimin iniş ipine batarak hemen düzeltiyorum. Birinciye kırmızı yapacağım. Kırmızı rengimi fil dişimin iniş ipine batarak 2 düğümle burayı sabitliyorum. Yine iniş ipimize batarak burada 1 2 tane minik pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Birinci pırpırımın başına geri dönüyorum. Zürafa da diyebiliriz. Bir tane zürafam kaldı. Onu da batıyorum. Ve tepedeki zürafama batarak 2 düğümle minik bademimi de bu şekilde ara süslemelerini de yapıyoruz. Şimdi ben ara süslemelerini tamamlayacağım. Buraya da ikinci gülümü yapacağım. Son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Şuraya son bir işlem kaldı arkadaşlar. Onu da yapalım. Şöyle yuvamızın içinde geçiş ipimiz vardı. Oraya batarak 2 düğümlü ipimizi sabitliyoruz. Burayı da yaptıktan sonra son haline geçelim. Hemen aynı yere batarak burada önce minik bir pırpır yapıyorum. Yine aynı yere büyük bir tane yapıyorum. Şöyle küçük bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde de süslememizi tamamladık. Şimdi ben hemen ipimi kesip son halinde geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz.
Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 90-95 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Evet arkadaşlar, denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.